Gençler merhaba. Bu videoda patoloji laboratuvar teknolojisi bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Hemen bölümün iş tanımıyla başlayalım. Kamu hastanelerinin, üniversite hastanelerinin, özel hastanelerin, patolojik laboratuvarlarında çalışacak sağlık teknikerlerinin yetiştirildiği bir ön lisans programıdır. Evet iş olanakları hemen. Evet, kamu, özel ve üniversite hastanelerinde çalışabilirler. Ayrıca özel patoloji ve sitopatoloji laboratuvarlarında, adli tıp kurumu patoloji laboratuvarlarında, tıp fakültesi histoloji laboratuvarlarında, sitogenetik laboratuvarında, moleküler patoloji laboratuvarında Vay çok havalı isimler. çalışabilirler. İş olanakları demişiz ama hocam taban puanlarımız, üniversite taban puanlarımız en düşük puan ile olan Devlet Üniversitesi Bingöl Üniversitesi olmuş. 261 puan ile öğrenci alımı gerçekleştirmiş. 737 bin sıralama. En düşük puan ile alan Vakıf Üniversitesi ise İstanbul Bilgi Üniversitesi olmuş. %50 indirimli. 187 puan, 1 milyon 726 bin sıralama. Evet. KPSS taban puanlarımız. Bakalım. 2019'a 4 atamasında patoloji teknikerlerine 33 kişilik kontenjan ayrılmış. Atama taban puanımız 85 şırnak. Yüksek kapatmış. Evet. DGS ile moleküler biyoloji ve genetiğe tamamladık. DGS'de 4 kontenjan ayrılmış 260 puan. 30 sayısal 10 sözel yapmamız gerekiyor. Çok yüksek netler değil bunlar. Değil. Kazanılabilir. AYT'de de aslında çok yüksek değil. 368 bin sıralama istiyor. TYT 40, AYT 20 netle kazanılabiliyor. O da çok yüksek değil. Ama yine de ben bu puanı da alamadım diyorsak DGS'de en düşük puan ile olan Devlet Üniversitesi Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi 5 kontenjan 241 puan ile de bu bölüme yerleşiliyor diyebiliriz hocam. Sizin Evet. yorumlarınızı alalım. Ya şimdi ne Nereden alalım? kadar devlette olanak var gibi görünse de bence bu bölüm mezunları daha çok özelde iş bulur gibi geliyor bana. Evet. Çünkü çok hatır sayılır bir devlette kontenjan ayrılmamış. Evet. Bayağı bir üniversitede de var zaten bu bölüm Evet. gibi düşünüyorum ben. Ya şimdi bilmiyorum yani arkadaşlar ne düşünürler, ne yaparlar da dediğim gibi biraz riskli bir alan iş imkanı olarak özel sektörde çalışma koşullarını biraz düşünmeleri lazım. Ben yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ne bileyim ben üniversiteye okumaya gittikten sonra kendi doğup büyüdüğün şehire dönüyorsan o bölgede var mı bu Ya hocam bölümün çok küçük şeyi? şeyler olabilecek bir yer değil yani laboratuvarlar Ben falan de yok. öyle tahmin ettim. Büyük şehirlere özgü bir bölüm. O patoloji laboratuvarları daha çok büyük şehirlerde oluyor ya da il merkezlerinde oluyor daha çok. En Yani basitinden bunlar ciddi hastalıkların teşhisine kullanılıyor ve evet. bunlar genelde nereye gidiyoruz? Büyük şehirlere gidiyoruz Aa, yani onlara gitmek gerekiyor öyle çalışmak de için. ya şimdi şöyle diyeyim ben yani ben biraz kararsız kaldım. Bu bölüm olsun mu tercihlerde olmasın mı? Hocam Ya ben bundan daha şöyle söyleyeyim bence. Şimdi çok fazla bölüm inceledik. 737 bin sıralama. 737 bin sıralama çok iyi bir sıralama değil TYT'de. Ama biz 1 milyonla gidilen bundan çok daha iyi bölümlerde inceledik. aynen işte ben de onu söylüyorum. Evet. Yani biraz da şöyle söyleyeyim. Aa, laboratuvar Evet. ama çok da temiz bir iş değil. Evet. Ha, yani demek istemiyordum ama. Evet, Yani herkes, patoloji. ha, Arkadaşlar evet araştırın ya. detaylı yani Aa, bilmiyorsanız. ne demek istediğimiz evet. Yok ya ben pek ısınmadım bu bölüme. Tamam. Ya evet yani çok aşırı güzel diyemeyiz. Ya işsiz kalınır mı %100 diyemem buna. Yani iş olanakları bence Ama özel var. sektörde bak. Evet, özel sektörde. KPSS puanı çok yüksek kalmış. Çok Evet. yüksek kalmış. Demek ki bu bölümde baya bir yığılma var. Evet. Evet arkadaşlar. Teşekkürler hocam. Gençler Tercih Danışmanlığı ve Eğitim Koçluğu desteği almak isterseniz açıklama mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.